Güzel bir Edebiyat Organizasyonu'nda hep birlikteyiz. Çok resmi bir toplantıya sokmayalım dedik. Yemek sohbeti şeklinde devam edelim istedik. Aramızda çok kıymetli konuklar var, yeni üyelerimiz var, Edebiyat üyeleri var. Önce hepinize tekrardan hoş geldiniz diyorum. Birkaç üye adayı arkadaşlarımız var. Plus Magazin dergisinden Muammer Bey burada. Onlara da hoş geldiniz diyorum tekrardan. Tabii çok önemli iki tane konuğumuz var. Biri solumda, biri sağımda. Türk Spor'un iki duayen ismi. Öncelikle Harun Erdenay, bizim jenerasyonun diyeyim efsane basketbolcusu. Sonrasında da Türk basketbolunun, hatta dünya basketbolunun önemli ismi. Federasyon başkanlığı yaptı. İnşallah bu kalitede şimdi sizler de tanıyacaksınız bir insan. İleride de çok önemli görevlerde bulunmasını temenni ediyorum ve istiyorum. Sağımda da sevgili kaptan Tuncay Şanlı. O da biliyorsunuz uzun süre Çubuklu'ya hizmet etti. Sonra yurt dışında görev aldı. Geçen gün kendisine de söylemiştim. Onun kadar enerjisini sahaya yansıyan ondan sonra çok az oyuncu gördük demiştim. Ben bütün üyelerimiz adına, yönetim kurulu adına ikisinin de davetimizi kırmadı ve aramızda oldukları için teşekkür ediyorum bir kez daha. Tabii iki önemli ismi yakalamışken de biraz sohbet, biraz soru cevap, anılar, Türk basketbolunun durumu, Türk futbolunun durumu. Zaten Tuncay Kaptan biliyorsunuz haftada 3 gün TRT Spor'da yeterince yorumculuk yapıyor ama burada da söylemek istediklerini dinlemek isteriz. Deyip önce birer söz vereyim, sonra ben birkaç soruyla başlayayım, sizlerden deneyeceğim. Katılımcı olursanız hep beraber güzel bir sohbet yapalım. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler başkan. Ayakta mı devam edelim? Otur. Kaptan otur ya. Başkan ayakta konuşunca herhalde. Kaptan rahat. Öncelikle bu güzel akşam için Sayın Başkan'a, sizlere, yönetim kurulu üyelerine hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Fidyata. Bu tip organizasyonlarda olmaktan ben her zaman mutluluk duyuyorum. Özellikle işte liselere gidiyoruz, ortaokullara. Tabii onlar bizi tanımıyorlar. O çocuklar kaç jenerasyon eski. Böyle biraz daha bizim yaş jenerasyonda sohbet etmek daha keyifli oluyor. Ben de işte kısaca bahsedeyim. Ben de basketbol yaşantım. Gittikten sonra 190 kez milli oldum çeşitli takımlarda formalara gittikten sonra Federasyon Başkanlığı, FIBA Avrupa Board'u, Avrupa Yönetim Kurulu'nda şu anda da İstanbul Teknik Üniversitesi Spor Kulübü Başkanlığı'nı yürütüyorum. Bu keyifli sohbette de soru cevap şeklinde yapacağız sanırım başkanım. Değil mi? Teşekkür ediyorum. Sözü Tuncay Kaptan'a veriyorum. Herkese iyi akşamlar. Burada olmak cidden çok keyifli. Ben de uzun bir yerden sonra tabii ki bir pandemi süreci yaşadık. Başkanımızla da çok kısa süre önce tanıştık, sohbet ettik. Böyle bir daveti söylediğinde ki ben dün gece bu davet için Bodrum'dan geldim. Dedim acaba bir ara bir düşündüm gelmesem mi diye. Şundan dolayı hani hem pandemi var hem yani nasıl bir organizasyon olacak bilmiyorum ama burada olduğum için çok keyifli geçeceğini tahmin ettim. Benim için mutluluk verici. Başkanımın da az önce söylediği gibi soru cevap geçtiğinde daha keyifli olur. Biz de panellere katıldığımızda öyle oluyor. Sizin aklınızda sormak istediğiniz bir şey olursa seve seve cevaplarız zaten. İyi ki bu formaya girmişiz. İyi ki bu rengin altındayız. Benim için çok keyifli. O zaman Tuncay Başkan'la, Tuncay Kaptan'la başlayıp sana sormazdık. Orada düşüneceğim. Harun Başkan'a ne soracağım? Ben de basketi merak ediyorum. Eyvallah. Kariyer planını nasıl düşünüyorsun? Böyle yorumculuk mu, futbol alanında yöneticilik mi, daha ileride teknik direktörlük mü? Nasıl bir kariyer planı var aklında? Yani yorumculuğa tabii ki FMTV'de başladım çünkü kendi camiam hem kulübüme destek olma adına orada bir tecrübe edindim ama benim kariyer planlamamda TV'de olmak değil de sahada olmak var. Bunun için de eğitimlere gittim, A lisansını aldım. Yani sahadaki heyecanı, o sahaya adım atmayı, oyuncularla iletişim kurmayı ki kısa bir tecrübem de olmuştu Sakaryaspor'da, Sakarya'da olduğum için. Hem oraya destek amaçlı işte. Ondan önce de 2016 Avrupa Şampiyonası'nda Fatih Hoca ile beraber bir tecrübem oldu. Yani planlamamda sahada olmak ama ilk söze başladığında başkan dedi yani işte
Türk basketbolu nereye gidecek, Türk futbolu nereye gidecek, onu biz de şu anda tam olarak kestiremiyoruz. Ha, benim amacım hani kendi planlamamda, kendi düşüncemde, isteğimde, hayalimde teknik direktör olmak. Bunun için de çalışmalar sürekli devam ediyor ama kısa süreçte de şu anda da bir TRT Spor'da yorumculuk yapıyorum. O da bana ayrı bir tecrübe katıyor. Ama esas sahada olmak istiyorum çünkü oturmak bana göre değil. Harun Başkan'a da iki tane aklımda soru vardı. Onları hemen peş peşe yöneldim. Birincisi, Türk basketbolu inanılmaz bir ivme yakaladı. Özellikle son döneme kadar ki geçmişte diyeyim. Çok da iyi yerlere geldi. Altyapıdan da ciddi oyuncular çıktı. Oradan başlayarak şu anki durumu nasıl? Ve sizce altyapı organizasyonu manasında basketbolumuz nereye gidiyor? Bir. İkincisi de tabii hepimiz çubuklu sevdalıyız. Obradoviç'le acayip bir çıtaya çıkarttık takımı. İşte Obradoviç biliyorsunuz işte çeşitli sebeplerden ayrıldı. Bu sene nasıl görüyorsun basketbol takımımızı? Fenerbahçe o çıtayı korumaya devam edebilir mi? Şimdi ikinci sorudan başlayayım. Biraz daha kısa bir cevabı var. Tabii Obradoviç gibi dominant bir koçun 8 sene koçluk yaptığı bir takımda ayrıldığı zaman kim gelirse gelsin bir soru işareti bırakacaktır. Bu yüzden takımda her maçta, her kayıptan sonra Obradoviç olsa şeyi olacak. Fakat Kokoşkov'da muazzam kaliteli bir hocamız var. İyi de bir takım kurdu. Özellikle Veseli'nin, Dekola'nın, Bobby Dixon'ın performansları bence takımın eski oyuncuları çok önemli olacak. Burada taraftarın biraz sabretmesi gerekiyor. Biraz daha zaman tanıması gerekiyor koça. Fakat Amerikalılarla koşan ve mücadele eden oyuncular biraz zamanla ben bu takımın iyi bir yerlere geleceğine inanıyorum. Tabii ki Obradoviç benim de karşılıklı oynadığım çok çok büyük bir hocaydı. Sonuçta aynı jenerasyona, aynı kültürden gelen bir hoca. Avrupa şampiyonu olmuş, NBA'de de aynı tecrübesi olan bir hoca. Getirebilecek bence yine başkanımız en iyi hocayı bence getirdi. Burada biraz sabırla beraber başarı gelecektir diye düşünüyorum. Valla Türk basketbolu şimdi sizi uzun uzun sıkmayayım. Gerçekten 45 dakika sürebilir. Fakat Tuncay Kaptan'la da konuşuyorduk. Son jenerasyonumuz, baktığınız zaman milli takıma, Semih Erden, Ersan İlyasova, Cedi Osman, Furkan, NBA'den ve Shane Larkin'le beraber çok iyi bir milli takımımız var. Melih Mahmutoğlu, Doğuş Balday gibi yedekler var buraya katkı verecek. Şu anda iyi bir milli takımımız var ama 3 sene sonrasını soruyorsunuz derseniz aynı şeyi ben şu an için söyleyemeyeceğim. Özellikle Semih Erden, Ersan İlyasova gittikleri zaman şu anda yerlerini dolduracak o kapasitede oyuncuları ben henüz görmüyorum. Ama backcourt'ta yani kısa güvenliğimiz bölgede Cedi Osman, Furkan ve Shane Larkin gibi muazzam bir üçlü var. Buraya 2 tane rebound alabilecek oyuncu da koyduğumuzda uzun yıllar bir takımda emin ellerde olacaktır. Hem kaptanımıza hem de başkanımıza, Harun başkanımıza bize verdikleri bu katkıdan ve değerden dolayı çok teşekkür ederim öncelikle. Ben Harun kaptanı, başkanı, kaptan diyeyim öncesinde. Çok eskiden biliyorum ama çok bir diyalogumuz yoktu açıkçası. Çok dedikodumuzu yapıyorduk. Onu söylemek lazım biliyorsunuz arkadaşlarımıza. Hayran olduğum da bir basketbolcudur. Ben futboldan fazla da basketbolu seviyorum. Belki grup içinde yarışıyoruz farkındasınızdır. Hep böyle futbolu eleştiriyorum ben. Şimdi teknik direktör adayımız Tuncay Kaptan'a soracağım. Siz teknik direktör olduğunuzda taç atarken futbolcumuz geriye atmamayı öğretecek misiniz? Yani bunun adını ne olur bana istasyon olarak yorumlamayın. Ben çünkü orada takılıp duruyorum. Çünkü sahada senin gibi ta oralara koşturup o hırsla 90 artı 3'lerde değil mi Beşiktaş maçı? Oralara gidip o topu alabilecek bir futbolcu varken ve olabilecekken ne olur o gün abi gibi bizim Fenerbahçe'de o gün gibi tacı geri atacak insanlar yaratmayın. Gözünüzü seveyim. Yani öncelikle bu bir istirhamım. Ve senin aynen Avrupa görmüş bir futbolcu olarak bu takımın teknik direktör olduğunuz zaman hücum oynatarak Avrupa'ya taşıyabilecek misiniz? Böyle bir
görüşünüz abi? Yani aşağıdan gelecek oyuncular bizim takımlarımızı buralara götürebilecekler mi? Ben bunu merak ediyorum açıkçası. Taç olayına şöyle cevaplayayım aslında. Söylediği güzel bir şey. Ben ilk Kadıköy'e çıktığımda Elazığ maçında oyuna girdim. Taçı geriye kullandılar. Ben Peres'e gittim ve gol attım. Kadıköy'deki ilk golü. Aynen. Taçı öyle örnekleyebilirim. Aynen. Ya Taç'ın şimdi pozisyonu... Rakip attı. Ben baskıya gittim. Gol atmıştım. Taç tabii ki şimdi bazı örnekler verdim. Çok üst seviyedir ama verilmesi gerekir. Liverpool Taç için bir teknik direktör transfer edebiliyor. Sadece Taç organizasyonu için. Yani futbolun içinde şu vardır. Taçtan sonraki birkaç pozisyonu biz görmeyiz. Yani taraftar görmez. Aslında o Taç'ı geriye veya orta sahaya kullandığınızda o Taç'tan gol yersiniz. Dediğine katılıyorum ama işte öne oynamak. O Taç'ın kullanıldığı yer önemli şimdi. Çok geride kendi kalenize yakın Taç'ı kullanırsanız zaten geriye atma imkanınız yok. Ha, dediğinizi tekrar katılırım. Orta sahadan sonraki taçlarda evet öne oynamak lazım. Geri olan çok müsait bir arkadaşınız vardır. Tekrar oyunu sete çevireceksinizdir. O başka bir şeydir yani. Kariyer planlamasında dediğim gibi futbol artık o kadar çok gelişiyor ki Jürgen Klopp geçen bir röportajında şöyle bir şey söyledi. Bir sonraki dönemde tek stoperle oynamak istiyorum dedi. Yani bir tane stoperle oynamak istiyorum dedi. Çünkü dünya futbolunda şu anda sadece en önemli oyuncular, defans oyuncuları ve bekler. Yani santrafor değil. İşte Sir Alex Ferguson'un kitabını okursanız en büyük parayı o dönemde stoperlere vermiş. Defans oyuncularına vermiş. Santraforlara değil. Yani benim oyun anlayışımda oyun değişebilir ama şimdi ben sahada mücadele ederken taraftara göre bazen hareket ediyorum. Onun ne istediğini biliyorum. Çünkü bu oyun taraftarla güzel. Şu anda taraftarsız oyunu izlerken hiçbirimiz keyif almıyoruz. Yani benim düşüncem kulübün kültürünü bilen, ne yapmak istediğini bilen, beraber hareket edebilen bir oyun anlayışından bahsediyorum. Hem altyapısıyla hem üst tarafıyla. Altyapı eğer siz oyuncu olarak o kültürü, o camiayı iyi bilmezseniz, ona göre oyuncu grubu kurmazsanız kısa başarılar elde edebilirsiniz. Benim amacım uzun vadede tabii ki Avrupa olur mu olmaz mı onu bilemem. Ama öncelikle kulüp kültürüne uygun oyuncularla yola devam etmek istedim. Benim merak ettiğim 6-0 maçlar. İlk gol attığınız, doğru mu? O maçta ve o maçtan sonra futbolcuların duyguları, o işi, o heyecanı ben sizden dönmek istiyorum. Kaptan ben buna ek olarak maç önünde ne yaşadığınızda 6 tane attınız. Ben çok merak ettim. Ne yaptınız? Ne oldu? Yani şey, oldu? Çiğ et mi yediniz? Ne yaşadınız? Soyunma odasında ne konuşuyordunuz? Sonra çıktınız. Biz oğlum ben sordum. Kırmızı yiyoruz. Çok derin. Ya şöyle cevap vereyim. Benim için yani Sakaryaspor'dan gelmişsiniz. Sezon hazırlıklarında omzumda bir kırılma olmuştu işte. Geç başlamıştım vesaire. 3-5-2 oynuyoruz. 3-5-2'nin sağında oynuyorum ben. Yani düşünün yani zaten çubukluya giymişsiniz orada bir perde inmiş. Yani şeydir futbolda bazen. Hoca başkanım daha iyi bilir. Yani anlık bir ilk profesyonel hayatınızda bir perde iner size unutursunuz her şeyi. Yoktur olay. Ama oyunun içindesinizdir. Ya böyle maçlar bizim için bayram havasında geçerdi çünkü hafta içinde başlardı heyecan. Yani hoca bize taktik anlatmış, pozisyon anlatmış, şurada şöyle duracağım, yok. Onu biz duymuyoruz zaten. Niye? Çünkü taraftar olarak dışarı çıktığınızda yazılı ve görsel basında sürekli bu maç konuşuluyor. En kötü sezonumuzu geçirdik, o 6-0'lık maç bizi de kurtardı. Yani futbolcu olarak kurtardı. Çünkü çok kötü bir sezon geçirmiştik. Yani soyunma odasında bir şey konuşmaya gerek yoktur. Tabii ki o dönemde senin başkanımız Aziz Yıldırım geldi. Konuşmaya o yapmıştı. Teknik direktör tabii ki taktiği verdi. Tabii ki bazı pozisyonları, rakibi analiz edersiniz vesaire. Ama bizim için o maçlar, özellikle Galatasaray maçı bayram havasında işte. Aziz Başkan geldi dedi ki, bugün bizim bayramımız dedi. Yani camia olarak, taraftar olarak bugün bizim bayramımız dedi. Yani orada sizin bir taktiğe bir şeye ihtiyacınız yok. Taraftar ne istiyorsa o mücadeleyi verirsin.
Hani ne yedik mi? Bir şey yemeye gerek yok. Uçurttuğu gidinizde karşınızda böyle bir rakip varsa zaten en iyisini yapmaya çalışırsınız. Yani bize ben geldiğimde aynen. Yani ben geldiğimde işte kaptan düştü, Ümit Özat, Yusuf Şimşekler. Bana bunu öğrettiler. Hani Serhatlar, çünkü onlar benden önce oradaydı. Böyle maçlar çok farklıdır. Dedim az önce bahsettiğim gibi kulüp kültürünü bildiğinizde o sahaya çıkarken soyunma odasında başka bir şey hissedersiniz. Soyunma odasında kazanırsınız inşallah. Şu an hani oluyor. Ya olacaktır. Başkanım az önce söyledi, yeni bir jenerasyon geldiğinde veya yeni yapılanma içerisine geldiğinde taraftarın tabii ki sabırlı olması gerekiyor. Zaten desteğimiz sonuna kadar devam ediyor. Ha, olması için de şu an işte Emre'nin de Volkan'ın da çok büyük katkısı var bence. Ha, eski oyunculara, yerli ve yabancı oyunculara da ihtiyaç duyulması gerektiğinden yanayım ben. Sadece bir görev anlamında değil, istişare anlamında ama ne olursa olsun kendi kültürümüzden, kendi altyapımızdan orayı çok iyi bilen oyuncu grubuna da ihtiyacımız var. Yani yoksa öteki türlü günü kurtarmaya çalışıyoruz. O da bize keyif vermiyor açıkçası. Ben sorumu Harun Başkan'a soracağım. Çok iyi bir şey gördünüz. Ben de siz oynarken o zamanlar okul takımlarında oynadım. Büyük bayrağınızdır. Ama sizin döneminizde NBA ile Avrupa arasında çok büyük bir fark var. Yani şütörlerin NBA'de Avrupa'dan NBA'ye gitme çok nadir. Belki yok diye hatırlamıyorum. Varsa da belki de gitmemiz. Ama şu dönemde mesela son yıllarda çok gidiyor. Hiç keşke o dönemde de bu dönem bu NBA'yi oynasaydım diye düşünürüz mü? Çünkü yani şu dönemde oynasaydınız muhtemelen NBA'yi yapmıştınız çok rahat. Ben NBA teklifi aldım. 1993 senesinde Avrupa Şampiyonası sırasında Cleveland Cavaliers takımının squad'ı gelmişti, seyretmişti. Geldi maçtan sonra görüştü benimle, kontrat yapmak istediğini söyledi. Fakat o zaman uçurum çok fazlaydı senin dediğin gibi. Bugün gibi değildi. Daha sonra 2000'lerden sonra NBA Avrupa'ya açılmaya başladı ve aradaki uçurum kapandı. Ama dediğin gibi bugün olsaydı mutlaka NBA'deki şansımı denemek isterdim. Olur muydum bilemem ama en azından şansımı denerdim. Başkan NBA'ye gitmedi ama NBA'de ilk bana çıktı. Hep beraber biraz gülerim, onu anlatsın. Ya şöyle oldu, İbrahim Kutlay Seattle'la imzalıyordu. Abi sen de gel, sen de gel dedi. Gittik Seattle'a beraber yalnız bırakmamak için. Seattle'da ilk idmanına çıkacak İbo. Bu da çıksın dedi, beni gösterdi. Şaşırdı oradakiler tabii. Çünkü Avrupalı oyuncuları pek tanımıyorlar. Ben de 35 yaşındayım yani. Kariyerimin artık son günleri. Çıkayım dedim antrenmana. Tamam dedim, işin çıksın dediler yani. Çünkü takımın yıldızları yok, 7-8 kişi var. Böyle şey, fazla şey göstermediler. Bir kağıt imzalattılar işte. Ölürsek, sakatlanırsak falan filan. Kulübün şeyi yoktur diye. Çıktık şey yani, İbo'yla idmanı ondan sonra. Ben de yaptım idmanı. Adam inanamadı. Head coach geldi. Ya dedi, sen kimsin? Hiç unutmuyor. Who are you dedi. Kimsin sen dedi. Neredesin? Neden gelmedin falan. Tabii sonra yemekte konuşuldu, anlatıldı falan. Böyle bir idmanda. Yani NBA ile ara bizim gençliğimizde çok çok açıktı. Avrupa'nın en büyük oyuncuları Drazan Petrović, Bonic Boş gibi oyuncular zorlandı, yedek kaldılar. 2000'lerden itibaren bu makas daralmaya başladı. Daralınca da bizim oyuncularımız Hidayet olsun, Mehmet Okur olsun bundan gidip oralarda çok çok iyi performanslar yaptılar. Ve hatta artık NBA öyle bir yere geldi ki draftlarda önce Avrupalı oyunculara bakar hale geldiler. İşte Doncic'in oradaki yaptığı şey gibi. Yani şu anda makas hemen hemen artık iyice daraldı. Dediğim gibi ben 93 senesinde aldığımda bu teklifi orada Avrupalı oyuncular da çok fazla saygı görmediği için bir de Fenerbahçe'de yeni kontrat yaptığım için gitmemiştim. Ben sorumlu Tuncay Kaptan'a soracağım. Kendisi Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Fenerbahçe taraftarı için bir çıta oldu o mevki. Oraya gelen her oyuncu da acaba tırnak içinde yeni Tuncay olur mu? Hem hırsıyla hem futboluyla. Kendisi 2007'den sonra 13 yıl geçti. Gelen oyuncular arasında en çok Tuncay Şanlı'ya benzettiği isim kimdir? Yani ben bunu merak ediyorum. Cidden zor soru bence. O açıdan hiç bakmamıştım olaya. Tabii ki benim oynadığım jenerasyonla o dönemki oyuncu grubuyla çok fark var. Her gelen teknik adamın kendi bir oyun anlayışı var. Kendi oyuncu grubu var. Hani isim ver deseniz
çok zor bir soru, o yüzden söyledim. Merhaba, ama tabii ki yabancı olarak da bir Kite'ın performansı, bir Valbuena'nın performansı her zaman Markovic'i bana göre... Ama, efendim? Markovic'i biraz benzettik ama... Yani de şimdi... Sürekli değil mi? Fazla böyle yorum da yapmak istemem bazı oyuncuların hani kendi performanslarıyla alakalı. Gelmeden önce transfer olurken de sonuçta bu camianın içindeyiz ve çok iyi de takip ediyoruz. Dediğim gibi yani oyuncu grubu gelirken hem kulübe uyum sağlaması adına hem de teknik adamın kafasındaki oyun anlayışıyla çok orantılı bir durum. Tabii ki hayalimizde veya işte farklı bir oyuncudur. Performansı çok iyidir. Geldiğinde sizde istenilenini veremez. Bu bazen olabiliyor. Hani 3 tane de bir tane olabiliyor ama isim ver deseniz ben hatırlamıyorum. Ama ben kendimi benzetmek gibi bir şeyden dolayı değil. Hani bile beni hem Ferdi'yi izlerken bir heyecanlanıyorum. Hani topu aldığımda yapacaklarından dolayı hem biraz daha üzerine koyarsa daha farklılık yaratır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi sonuçta teknik grubun karar vereceği bir durum. Ben kendime yani sahaya baktığımda ya benim gibi mi diye hiçbir zaman bakmadım. Yeter ki beni heyecanlandırsın, kulübüme katkı sağlasın, taraftara keyif versin, uzun sürede hizmet etsin diye bakarım ben. Ben hep içimde kalmıştı. Bir önceki sene Aziz Bey sizinle niye mesela kontrat bitmeden kontratı yenilemedi? Ben bunu merak ediyorum. Sizin bir futbolcu kaçırılır mı? Bonservisiz yollanır mı? Bu süreci merak ettim. Sizden bilmek istedim. Yani düşünceler için teşekkür ederim öncelikle. Aradan tabii 13 yıldan fazla geçmiş. Benim için şöyle bir durum var. Bu soruyla zaten hani sadece bir organizasyonda değil, ben dışarı çıktığımda nerede olursam olayım bu soruyu mutlaka alıyorum. Bu benim için kızanlar da oluyor, tepki gösterenler de oluyor. Ben oradan bile gurur duyuyorum, öyle söyleyeyim. Böyle bir iz bırakabilmek, tarafta yani insan sevdiğine kızarmış derler. Ben onu aldığımda da, yani o tepkiyi aldığımda da karşı tarafa sadece tebessüm edebiliyorum. Yani üzüntümü de dile getiriyorum, o ayrı bir şey. O süreci yani nasıl anlatsam tam olarak ben de bilmiyorum açıkçası. Tabii ki sonuçta başkanımız da çok uğraşmıştır. Farklı bir süreç gelişti. Bazı şeyler tabii ki benim içindedir. Belki söyleyemeyeceğim şeyler vardı, onu da bilmiyorum. Yani tabii ki İngiltere'de oynamak, Premier Lig'de oynamak istiyordum, o ayrı bir şey. Ama o süreci anlat deseniz %100 inanın anlatamam. Rakam doğru mu? Gerçekten 7 milyon euro. Rakam olarak 7 milyon euro mu bilmiyorum da o zaman pound 4.5'tu, şu anda 10.5 mi? 10 falan hani ben oynarken normal oynuyordum, hani öyle bir pound yoktu. Dediğim gibi 4.5'lardaydı, şu anki tabii ki kur çok farklı. Parayı yani para olarak bakmadım ben hani. Fenerbahçe'ye gelirken de ilk az önce bizim babayla fotoğraf çeken babayla biraz sohbet ettim. Cemil Turan'ı sordu. Dedim ki Cemil babayı unutmak, hani aramamak, sormamak. Yani çünkü beni 5 dakika televizyondan inleyip izleyip ondan sonra Fenerbahçe'ye alandır. O yüzden hani bir para derdimiz yoktu ama o sürece de dediğim gibi çok anlatacak şeyim yok. Bazı şeyler benim içindedir, onu zaten söyleyemem. Ama olacağı varmış. Ama iyi ki o formaya girdim. Hala bunu konuşabiliyorsam 13 yıl sonra benim için çok gurur verici. Yani çok klişe bir soru soracağım esasen her iki efsanemize de. Öyle herkesin böyle unutamadığı bir yan vardır yani. Ya işte bu falan dediği. Herhangi bir maç olabilir, bir pozisyon olabilir, tepki olabilir, fark etmez. Yani ikinizin onları çok merak ederim açıkçası. Benim iki tane var. Aslında bir tanesi hayatımda ben her zaman hakemlere hiçbir zaman itiraz etmeyen bir oyuncuyum. Çünkü itiraz etseniz o şeyin değişeceğine hiçbir zaman vaki olmamış bugüne kadar. Bir kere oyundan atıldım. Yani çok şaşırmıştım. İki teknik golden. İkisinde de işte basket sahasında kat ederken çizginin dışından geçmek teknik gol. Orada bir teknik gol. Sonra bir tane daha aldım. Bir tane yani hayatım boyunca atıldığım maç var sadece ve o da çizginin dışından geçmekle, yani hakeme itiraz veya rakibe kötü bir hareket yaparak değil, o ilginç bir anım. Bir de 2001'de Avrupa Şampiyonası finalini hiç unutamam, Sırbistan maçıydı burada. Yenecek kapasitede bir takımdık, maçı 35-36 dakika önde götürdük. Fakat genelde hakemler böyle bir ev sahibi avantajı diye bir şey vardır
Orada bırakın İspanya olarak ev sahibi avantajı sanki yani Sırbistan'da oynuyormuş gibi. Zaten biz son gücümüze kadar savaşarak maçı sonuna getirmişiz. Orada iki tane düdük hafif böyle ortadaki topların Sırbistan'a verilmesi bizim zaten direncimizi kırdı ve İstanbul'da maalesef 2001'de Avrupa şampiyonu olma şansını kaybetmiştik. Bir de o maçı unutalım. Yani maç olarak ben tabii 2008 Avrupa şampiyonasında o 3 dakikalık kaleye geçme benim unutamayacağım bir anıdır. Çünkü 3 saat sürdü bana sanki. Ben ellerimi açıp dua ettim. Allah bana yardım et diye. Top hiç gelmemişti galiba. Gelmedi de kale büyümeye başladı. Penaltı atarken kale oyuncuya daralır. Kaleye geçtiğinizde büyür. Ben oraya geçtiğimde tabii Allah'ım dedim inşallah top gelmez bir şey olmaz. Siz istediniz geçmeyi yoksa biz aradan mı? Yani o işte Fatih Hoca oyuncu grubunu çok iyi tanıdığı için biz bir göz göze geldik. Ben de elimi kaldırdım ama zaten o işaret etti sen geç diye. Yani geçmeme arasında tabii yine tereddüt ettim de bir de orada Hamit'le kavga ettik biz son dakika. Yani tartışmamız oldu o avutu kullanacak. Diyorum ki sen kullanma ben kullanayım diyorum. Çünkü kısa vurur bir şey olur. Offside'i bozarız. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani onu diyor ki ben vuracağım. Ben diyorum ki ben vuracağım. Kavgaya dön dedim ki vallahi çok uzak vuracağım dedi. Hamit'in topu da ses gelir toptan. İlk yani orayı unutmam tabii ki çok maç var ama işte az önce 6-0'lık maçı sormuşlardı. Benim için yani, maçı formasıyla 6-0'lık bir maçta ilk golü atmak yani o sağda mıyım, değil miyim, ne oluyor? Onu biraz toparlayamamıştım hani sorduğunuzda işte bir Beşiktaş maçı vardı 2090 artı da yani artı 2 de atmıştım zannedersem orada gole mi sevineyim Can Arat beni çekti bütün takım üzerime atladı kasığım yırtıldı hani gole seviniyorum ama bir yandan da acı çekiyorum. Benim sorum Harun Kaptan olacak. Fenerbahçe'nin bu seneki Final Four şansını nasıl görüyorsunuz? Ben şuna inanıyorum. Biz ilk Final Four'a çıktığımızda da çok üstün bir kadromuz yoktu şu anki kadroda. Aynı şekilde Efes'in de yoktu ilk çıktığında. Ve şey, yani bu bir ritim tutturma meselesi olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Pandemi süreci boyunca açıkçası diğer takımların, CSKA olsun, Barcelona, Real Madrid, Maccabi, bu takımların Panathinaikos çok yaptığı transferleri şey yapamadım. Takip edemedim. Bir 10 takımları görmek lazım. Ama sonuçta Fenerbahçe'miz her zaman, her sene, sırf bizim biz konuşmuyoruz, bugün Avrupa'da herhangi bir spor medyası, Fenerbahçe'nin Final Four'a aday olduğunu her zaman söylerler. Biz yine bir şekilde Final Four'a adayız. Tabi burada Anadolu Efes'in biraz daha bir avantajı var. Neden var? Geçen senin kadroyu ve aynı antrenörü koruyabildi onlar. Biraz önce dediğim gibi hala yerlerinde çok dominant iki oyuncumuz. Biri Veseli, bence hala Avrupa'nın en iyi 5 numarası sağlam olduğu takdirde. Bir tanesi De Colo, hala Avrupa'nın en iyi 2 numarası. Yani iki tane yerin en iyisi hala bizde. Final Four biraz da şans, hakikaten şans. Çok iyi kadrolar kurup bazen giremiyorsunuz. Ama şunu söyleyebilirim ben. Diğer kadroları görmesek de, şey yapmasak da bundan sonra Fenerbahçe Beko'nun her zamanki hedefi Final Four olacaktır. Şansı %50 olur, %60 olur ama bizim hedefimiz orası. Fakat tabii çok sancılı bir sezon geçecek. Yani Almanya'ya belki maça gidemeyecek takım almayacaklar falan. Çok sancılı bir sezon, garip bir sezon. O yüzden diğer takımlara da çok fazla transferleri incelemediğim için bir şey diyemiyorum. Ama Avrupa'ya da çıktığım zaman orada da konuşulan 4-5 takımın ismi aynı şekilde konuşulurken Fenerbahçe'nin ismi her zaman oraya kemik gibi yerleşti. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hani ben sizleri görmekten çok mutlu oldum. Sonuçta çocukluğum sizlerle büyüdüm ben. Hani nasıl geldiğinizi bile bilmiyorum Fenerbahçe'ye. Bir anda geldiniz, hani bu adam nereden geldi, her maç iyi top oynuyor, yüreğini ortaya koyuyor. Benim sormak istediğim soru, Fenerbahçe'de en iyi oynadığınızı düşündüğünüz maç, yaptığınız en iyi asist. İngiltere'de oynadınız, İngiltere şu an dünyanın en iyi ligi. Birlikte oynadığınız ve karşı karşıya oynadığınız en iyi futbolcu. Sizi izlediğimde, röportajını izlediğimde Gerard'dan bahsetmiştiniz.
psikostan bahsetmiştiniz. Bununla ilgili düşüncelerinizi almak istiyorum bizden. Teşekkür ediyorum. Penaltı oynamak, izlemek ayrı bir keyif. Karşılıklı oynarken de ben biraz daha hücumda olduğum için top Liverpool'a geldi. Ben Gerrard'ı izliyordum çünkü. Başka bir oyun anlayışı var, başka bir kalitesi var. Scholes aynı şekilde ki Scholes'ta ben işte Stoxit'de az süre aldığımda haftanın yani iki haftada bir rezerv takımında maçlara gidiyordum. Hani oynuyordum ki o tempoyu düşürmeyelim diye. United'da oynadık rezerv takımında. Scholes'ta hoca orada. Dedim ki neden bıraktın, hani devam etseydin dedim. Yani çocukları yetiştirmek istedim dedi. 10 gün sonra oyuncu dar kadrodan dolayı Scholes'u tekrar imza attırdı Alex Ferguson. Ve o sene şampiyon oldu United. Scholes'u şöyle söyleyeyim, işte biz orada Şampiyonlar Ligi oynadığımızda Manchester United'da ve onu izlerken karşılıklı da oynadım. Dedim ki ya arka tarafta da gözüm var. Yani gelmeden görebiliyor. Nereye atacağını biliyor. Ezbere oynuyor. Ama tabii ki o takım anlayışıyla da alakalı. Ama zaten Zidane da şöyle söylüyor, ben dünyanın en iyi orta sahalarından biriyim ama Scholes benden daha iyi diyor. Çünkü inanılmaz bir oyuncuydu. Beşiktaş maçındaki o hafta içinde Kejman'la kavga ettik biz. Cidden hani bazen ediyorduk biz, bazen de bilerek kavga ediyorduk. Çünkü bazen işler ters gidiyordu, kavga çıkartmamız gerekiyordu. Çünkü motivasyonu yükseltmek için, hırslı olabilmek için cidden de Kejman'la kavga etmiştik. Kitabı içinde beni aradıklarında söylemiştim. O golden önce hafta içi kavga etmiştik dedim. Evet, güzel gol. Yani ayak dışıyla verip onun da onu aşırması. Zaten yani kavga etsek de başka bir ortamdayız. O forma için ter döküyoruz. Sonra yine sarılıp her şeyi kapatabiliyoruz. Bir de bir Beşiktaş maçı var. İçeride Pierre Fanoy Donka yaptım galiba sol ayağımla ama tam hatırlayamıyorum o süreçleri. Ama çok asist değil de daha çok Alex gibi ne bileyim Pierre gibi oyuncuların bana asist yapıp benim de değerlendirmem olmuştu diyebilirim. Evet sevgili izleyenler, gecenin sonuna doğru dedik ki iki tane efsane vardı. Birisi potolarda ama bir tanesi de yeşil sahalarda, Tuncay Şanlı'nın. Yani o ekranlarda bir görürken böyle izleyemiyorduk. Bir an top oradaysa Tuncay başka bir yerlerde, inanılmaz hızlı, inanılmaz keyifle izlediğimiz futbol oynayan Tuncay Şanlı. Öncelikle gecemize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle başkanımıza, üyelerimize teşekkür ederim. Çok keyifli bir ortamdı. Sonuçta bir samimiyet vardı. O yüzden çok keyifli sohbet oldu. Sizlere de, herkese bu ekrandan da teşekkür ediyorum. Burada olmak benim için de keyifliydi açıkçası. Şimdi son zamanlarda Türkiye'de bir dört büyükler vardı. İşte Bursaspor bunu kırdı. Son zamanlar Bursaspor işte bu sene Başakşehir gibi. Futbolda bir anlamda dengeler değişmeye başladı. Artık yani belki daha mı da keyifli hale geldi? Hani her yıl o 3-4 kulüpten bir tanesiyle Anadolu kulüpleri çıkmaya başladı. Rekabet başka boyutlara geldi. Deneyimli bir sporcu olarak bunu nasıl değerlendiriyorsun? Ya futbolda dengeler mi bir anlamda değişti sizce? Ya bütün dünyada futbol değişti, dengeler değişti. Ama en önemli noktalardan biri şu, planlamayı yaparsanız, kısa vadeyi düşünmeyip uzun vadede düşünürseniz o uzun vadede mutlaka başarıya ulaşırsınız. Bunu daha önce işte Bursaspor yaptı. Geçen sene Başakşehir yaptı. O hem teknik anlamda hem yönetimsel anlamda o planlamanız iyi olursa, biraz da sabırlı olursanız istediğiniz noktaya mutlaka varırsınız. Peki Fenerbahçe İş İnsanı Derneği ve gecemiz Fenerbahçe, son olarak Fenerbahçe'yi sorsak size. Ya açıkçası çok nokta ve önemli transferler yaptık. Özellikle uzun zamandır defans dörtlüsünde hep sorun yaşıyorduk. Şu anda hem Lemos olsun hem Marcel olsun, ki Caner'le Gökhan'ı konuşmaya gerekiyor çünkü Türkiye'nin en iyi beklerinden bahsediyoruz. Orta sahaya Sosa gibi bir kalitenin gelmesi önemli. Gustavo zaten çok kaliteli oyuncu. Diğer Hakan'ın, Ozan'ın orta sahada olması oraya kadar bence çok iyi oldu. Ki son Galatasaray maçında da bunu çok net gördük. Hem oyun anlamında hem topa sahip olma anlamında çok değerliydi. Bu sene daha farklı bir Fenerbahçe izleyeceğiz diye düşünüyorum. Ki son transferlerde Samato olsun, Tiam olsun, işte Sisse olsun. Şimdi esas onların performansı önemli. Çünkü hem kale anlamında hem defans anlamında hem orta saha anlamında bir sorun yok.
Fenerbahçe hücum anlamında pozisyon zenginliği ve gol anlamında eğer onu da çözdüğünde ortada sorun kalmayacaktır diye düşünüyorum. Bu yıl Fenerbahçe şampiyonluk potasında göreceğiz herhalde. Ya her zaman şampiyonluk potasında, her zaman şampiyonluğun en büyük adayıdır Fenerbahçe. Ama dediğim gibi transferleri şu anda önemli transferler yapıldı. Belki bir tane santrafor veya bir forvet daha olursa, kanat forvet olursa bence o zaman daha keyifli bir Fenerbahçe izleriz diye düşünüyorum. Fibiyat olarak bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Herkese selamlar. Evet sevgili izleyenler. Meslek hayatımda çok özel, kısa ama çok özel röportajdan bir tanesi. Çünkü çocukluk döneminde o basketbolu bize sevdiren o efsanelerinden birisi vardı. Onların bir tanesi Harun Erdenay'dı ve şu anda onunla burada beraber olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Bu çok büyük bir keyif öncelikle. Çok mutlu oldum sizi tanımaktan dolayı. Ben de mutlu oldum. Yani çok güzel bir sohbet Fenerbahçe İş İnsanları Derneği ile çok güzel spor sohbeti gerçekleştirdik. Ben de bundan mutluluk duyuyorum. Basketbol bıraktıktan sonra kopmadınız ve bence de kopmayın. Sizin gibi değerli insanlar değişik alanlarda hizmet etmeye devam etmesi gerekiyor. Sizin de bir federasyonla ilgili bir takım projeleriniz var. Bunlar da çok doğru projeler. Çünkü spordan gelen insanların sporu yönetmesi gerektiğine inanıyorum. Ama bildiğimiz kadarıyla bir erteleme oldu pandemiden dolayı. Gelecek yıl yapılacak tekrar federasyon seçimleri. Evet, federasyon seçimleri 4 yılda bir yapılıyor. Yani her 4 yılda bir olimpiyat sonrası yapılıyor. 2020 olimpiyatlarının 2021'e ertelenmesiyle federasyon seçimlerinde böyle bir erteleme yapılması söz konusu. Bakanlıktan henüz nihai açıklama gelmese de 2021'in sonunda yapılacak bu seçimler. Peki sizin döneminizde o 12 dev adamla çok efsane bir ekol vardı. Şimdi tekrar sahalara baktığınızda size umut veriyorum. Arkadan gelen jenerasyon tekrar o basketbol coşkusunu. Çünkü sizin döneminizde öyle bir şey oldu ki. Yani tabii Türkiye bir futbol ülkesi ama sizin döneminizde futbol önüne neredeyse geçer gibi bir sevgi yarattınız. Şu an yeni jenerasyonda böyle umutlu veren bir jenerasyon görüyor musunuz? Şimdi zaman zaman jenerasyon kayıpları oluyor. Bizim 2001 Avrupa ikincisi olan ve 2010 Dünya Şampiyonası finali oynayan kadrolar çok çok iyi kadrolardı. Bu kadrolar bir süre götürdü. Şimdi yerlerine yeni genç arkadaşlarımız var. Ama son turnuvamıza baktığımız zaman yine hala Cedi Osman gibi, Furkan gibi, Semih gibi, Melih Mahmudoğlu, Doğuş Balbağ gibi çok kaliteli oyuncularımız var. Çok da iyi bir devşirmemiz var. Ama bence biraz kısa oyuncular değil, uzun oyuncularda bir sıkıntı yaşayacağız gibi önümüzdeki senelerde gözüküyor. O kısmı biraz daha takviye ettirirsek yine, çünkü kısa oyunculara baktığımız zaman gerek Furkan ve Cedi olsun NBA'de oynayan, gerek devşirme oyumuz Larkin olsun, gerek Doğuş'la Melih'in katkısı olsun, Burak'ın katkısı olsun, kısa oyunculardayız. Biraz da uzun oyuncular oraya katkı yaparsa önümüzdeki yıllarda çok daha iyi bir milli takıma sahip olacağız. Bizden mi az bulun çıkıyor yoksa değişme aslında mi gerekiyor orada? Son yani 2000'lerden itibaren çok çok uzun oyuncularımız oldu. Yani Kerem Gönlü, Mirsat, Semih, Oğuz, Ömer Aşık, Mehmet Okur, Hüseyin Beşok. Müthiş bir Ersan Yosova serimiz oldu. Fakat şimdi işte şu anda Ersan'la Semih milli takımı götürüyorlar ama bir Sertaç var onlara destek olan. Fakat o eski uzun havuzuna şu anda sahip değiliz. Tekrar onu kazanmamız gerekiyor. Peki Febiat TV izleyenlerine, Harun abileri olarak Febiat TV'nin gençlerine basketbolla ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii ki Febiat TV olunca konuda Fenerbahçe oluyor. Yine Euroleague'de ve Türkiye Ligi'nde takımımız şampiyonluğa koşacak. Onları desteklemelerini her maç. Tabii ki pandemi döneminde seyirci alınmasa da ekranlarının başında formaları alarak o takımları desteklemelerini istiyorum. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, güzel bir gecenin sonunda tabii ki gecenin mimarı başkanımız Febiat Başkanı Güven Bey ile birlikteyiz. Başkanım hepimiz çok yorulduk ama siz en çok koşturdunuz ve güzel bir organizasyona imza attınız. Spor dalının iki önemli ismini, biri yeşil sahalardan, biri potalardan, Ardener'den ve Tuncay Şanlı'yı misafir ettik. Ya gene yorulduk ama çok keyifli bir akşam geçirdik. Önemli misafirlerimiz vardı. Öncelikle tabii üyelerimizin biz Febiat aidiyeti ve aile ortamında olmasını çok istiyoruz. Dolayısıyla asıl amacı bu tip toplantılarımız o. Ama çok önemli misafirlerle de hani işin kreması sohbetler düzenliyoruz. Bugün de bildiğiniz gibi Harun Erdenay ve Tuncay Şanlı'ydı. Özenle seçtik konuklarımızı. İkisi de gerçekten mesleklerinde hem
sportif olarak hem de insan olarak çok önemli kişilikler. Harun Erdenay, önceki Basketbol Federasyon Başkanımız. Tuncay Şanlı, yurt dışında futbol oynayan, çubuklu formayı uzun süre giymiş bir oyuncumuz. Zaten gördüğünüz çok keyifli sohbet oldu. Özellikle bizim jenerasyonun iki tane önemli ismiydi. Üyelerimizle sohbet ettiler, kaynaştık. Harika bir gece oldu, harika bir akşam oldu. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sürekli bizim yanımızdasınız. Bu tip programlarla yaptığımız etkinlikleri hem üyelerimize hem izlemek isteyen insanlara götürüyorsunuz. Size de bu konuda çok teşekkür ederim. Biz beraberiz başkanım. Yaptığımız röportajlar şu üzerimde kalmasın. Üyeler bunlara alıştılar. Devamını bekliyorlar. Ya çok istiyoruz ama tabii birincisi kıstaslarımız var. Pandemi süreci hala tam olarak geçmiş değil. Gördüğünüz gibi yaklaşık 400-500 kişilik bir yerde 80-90 kişilik bir organizasyon düzenledik. Yer seçimi çok önemli. Pandemide uyulması gereken kuralların hepsini uyguluyoruz. O bir kısıtımız. İkinci kısıtımız tabii üyelerimizin hepsi iş insanı, iş dünyasından. Dolayısıyla zaman ayırmak da esasında bir tarafından baktığınızda bazen problem olabiliyor ama günün sonunda da harika organizasyonlar mutlaka devam edecek sıklıkla. Yani başkan diyor ki bizi izlemeye devam edin. Evet, aynen öyle. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz başkanım. Evet sevgili izleyenler, Febiyat gecesinde değerli üyelerimizin görüşlerini almaya devam ediyoruz. Tabii ki şimdi iki beyefendi arasında bir güzel hanımefendi olunca biz centilmenlik gereği ilk önce mikrofonu onlara uzatacağız. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Sanki ben Febiyat üyesiyim. Bu akşam tabii ki belki kadınlar için sıkıcı bir gelir ama bence öyle gelmedi sanıyorum. Çünkü iki spor değişik, bir basketboldan bir futboldan iki değişik duayen ismi ağırladık. Bir kadın gözüyle nasıl gördünüz? Böyle hani kadınlar genellikle sıkıcı gelir bu tür spor dalları ama. Yani sporu sevmesem Febiyat'la ne işim var? Olmazdım zaten. Bir spor benim için hiçbir zaman sıkıcı değil. Hayatımızda olması gereken en önemli, sağlık kadar önemli yani. Nefes almak kadar önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü gelen değerli başkanlar, değerli sporcu o kadar çok güzel bir konuşma, bir röportaj oldu ki çok keyifle dinledim. Ve bu arada bitmesin falan dedik değil mi hep beraber? Öyle düşündüm. Sabaha kadar sürebilecek bir program ama maalesef yarın iş günü olduğu için. Bizim de sizin gibi derneğimizde böyle sporun içinde olan aktif iş kadınlarına fazlasıyla ihtiyacımız var. Sizi de kutluyorum böyle düşündüğünüz için. Teşekkür ederim. Ben de sizleri kutluyorum. Böyle bir organizasyonda sizler bizler kadar emek veriyorsunuz. Umarım ekranlarda bizleri de çok güzel beni bu program çok güzel yayınlanır. Teşekkür ederim. Siz tanıyabiliriz efendim. Merhabalar, İbrahim Gayberi. Ben de Febiyat yeni üyesiyim. Aynı zamanda Fenerbahçe'de 6 yıl... Aramıza hoş geldiniz diyeyim öncelikle. Hoş bulduk, sağ olun. Aynı zamanda eski Fenerbahçe sporcusuyum. 6 yıl voleybol oynadım altyapıda Fenerbahçe'de. Zaten boya bakınca ya voleybol ya basketbol. Bir şey çıkacak yani, bir şey çıkacak buradan. Gayet güzel bir organizasyon. Febiyat ailesinde olmaktan da mutluyum. Bu akşam da güzel bir organizasyon yapıldı. Tuncay Bey ile Hakan Bey sağ olsunlar. Geceye eşlik ettiler. Onların sohbetlerine doyum olmadı yani. Peki, ilk aramıza geldiniz. Hoş geldiniz tekrar. Çok sağ olun. Evet. Şimdi ben biraz sizi şöyle yanımıza alsam çok uzak kalmasın. Evet. Siz de bu gece nasıl değerlendirdiniz? Evet. Ben de Febiyat'ın yeni üyesi olarak katıldığım bu organizasyondan çok mutlu oldum. Yapılan sayın sporcularımız da eski sporcularımız, kaptanlarımız voleybol ya da futbol anlamında aslında vermiş olduğu örnekler ya da yapmış olduğu oyunlar, takım oyunları yaşamımızın tam içinde olan bir şey. Kesinlikle. Tüm sporcuların yapmış olduğu bu takımdaşlık çalışmasıyla Türkiye'yi çok ciddi anlamda temsil ettiklerini ve Türkiye'nin markalaşması üzerine sporun önemli bir etki olduğunu düşünüyorum. Bu konuyla ilgili de sport quality konusunda Türkiye'nin üzerine gitmesi gerektiğini, gerekli sivil toplum örgütleri, sizler gibi, gerekse kamu, gerekse ilgili yöneticilerin bu sport quality ile yanında da işte kültür quality, yanında ürün quality, yanında hizmet quality ile Türkiye'nin daha ileriye gitmesi konusunda ciddi adımları attığınızı görüyorum. Ben tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum yapmış olduğunuz çalışmalardan. Yani katılımıza alıyorum. Bizler çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar. Sevgili izleyenler, yanımızda sevgili Ali Türkmen var. Fenerbahçe Kongre üyesi. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Gecemize büyük bir şeref ve mutluluk verdiniz. Teşekkür ederim. Burada bu gecede olmaktan gerçekten çok onur duydum ve çok mutlu oldum. Fenerbahçe İnsanları Derneği'ni bu geceyi düzenlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başta Güvenç Başkan olmak üzere ve tüm yönetim kurulum arkadaşlarına gerçekten çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz keyifli bir, güzel bir geceydi. Hem Fenerbahçe'mizi konuştuk, hem Türk Spor'unu konuştuk. Değerli iki tane katılımcı vardı, Harun Erdoğan ve Tuncay Şanlı. Onlara güzel sorularımız oldu. Türk futbol hakkında, Türk basketbol hakkında,
inanılmaz çok faydalı ve keyifli bir gece oldu. Umarım başkan bunun devamını yapar ve tekrar bize burada olmaktan gurur duyarız. Gurur da bize ait aynı zamanda. Biz FEBİAT olarak çok fazla organizasyon yapan ve bundan da üyelerin yarattığı sinerjiyle tabii ki olan çok büyük keyif olan bir derneğiz. Siz değerli etkinlikte aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Çok teşekkür ederim. Başarınızın devamını dilerim. İnşallah diğer etkinliklerde görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar. Evet sevgili FEBİAT TV izleyenleri, yanımızda magazin dünyasını yakından tanıdığı Klas Magazin sahibi sevgili Muammer Kapıcıoğlu var. Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok teşekkür ederim. FEBİAT'la birlikte olmak büyük onur ve mutluluk. Bizler de FEBİAT TV ve FEBİAT olarak Klas Magazin'i aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyduk. Ve her zaman da duymaya devam ediyoruz. Bu akşam iki efsane, biri sahalardan, biri potalardan iki efsane ismi ağırladık. Onlar hakkında görüşünüzü alabilir miyim? Şimdi şöyle söyleyeyim. Harun Ernay benim çok yakın dostum. İlk önce onu söyleyeyim. Hani onunla biz her zaman uzun yıllardır birlikteyiz. Birlikte hareket ediyoruz, geziyoruz, dolaşıyoruz. Dostluğumuz var. Zaten onun burada olması çok ayrı bir güzellik kattı. Çünkü Basketbol Federasyonu Başkanlığı yaptı ve yeni dönemde inşallah tekrar Basketbol Federasyonu Başkanı olacak. Ve Fenerbahçeli olması güzel bir şey. Zaten Tuncay da Fenerbahçe'nin duayenlerinden birisi. Hep birlikte güzel anlarını dinledik, sohbetini dinledik. Gerçekten Fenerbahçe'ye katkılarını gördük ve mutlu olduk. Spor dünyasına katkılarını olduğunu gördük ve mutlu olduk. Biz de Klas sergisi olarak zaten FEBİAT'ta hep birlikteyiz. Güven Bey'le tanıştıktan sonra ben Güven Bey'in Fenerbahçe'ye ne kadar büyük değer katacağını gördüm, anlamış oldum. O günden sonra da hep biz Klas sergisi olarak FEBİAT'ta birlikte hareket etmeye başladık. Elimizden geldiğince yaptığı organizasyonları hep duyurmaya çalışıyoruz güzel bir şekilde. Çünkü FEBİAT'ın Fenerbahçe'ye çok büyük katkısı olacağını Güven Bey'i tanıdıktan sonra ben anladım. Dolayısıyla da biz hep Klas sergisi olarak da FEBİAT'ın güzel organizasyonlarını, her şeyini bütün Türkiye'ye, bütün kamuoyuna duyurmaya devam edeceğiz. Biz de sizi aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Sevgili izleyenler, Klas Magazin sahibi yanımızda olduğuna göre demek ki bizler de dergide haber olduk artık. Çok teşekkür ederim. Kesinlikle. Ben çok teşekkür ederim. Evet, tabii ki gençlik yapımız FEBİAT üyeleri de bu gece bizi yalnız bırakmadılar. Sağımda ve solumda sizinle yakından tanıdığı iki üyemiz var. Sizler de gecemize hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, hoş bulduk. Şimdi sizin jenerasyon değil ama benim yakınım ve benden önceki jenerasyon için bu isimler çok farklı şeyler ifade ediyordu. Harun Erdanay ve Tuncay Şanlı. Siz oradan baktığınızda bu iki ismi yakından tanımak, dinlemek nasıldı sizce? Evet, bizim için aslında direkt o yaşlarımızı hayal olarak hatırlasak da 6-0'lık maçlar. Ama Tuncay hep bizim için efsanemiz arasında yer aldı açıkçası. Şu anda da onu yüz yüze görme imkanı bulduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz açıkçası. Çünkü hep küçüklüğümüzden beri videolarını izlerdik. Yeni gelen oyuncuları onlarla kıyaslardık gibi konulara hep girerdik. Şimdi onu böyle yüz yüze tanıştığımız için mutlu hissediyoruz. Bu imkanları bize sunan FEBİAT ailesine teşekkür ediyoruz. Bu etkinliklerin devamını geleceğini de biliyoruz zaten. Daha önceden de olmuştu böyle etkinlikler. Güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum diyebilirim. Senin de görüşlerine duygular alabilir miyim? Tabii başkanıma katılıyorum sona kadar. Tuncay Şanlı görmek, dinlemek çok güzel bir duygu. Basketbola pek aramaması da kaptanımız da güzel bir insan. Tanıştığım için çok mutlu oldum. FEBİAT böyle bu kadar güzel işlere devam ederse daha büyük yerlere geleceğine inanıyorum. Teşekkür ederim. Tabii bu görüntüleri bu organizasyonun içinde olacaksınız. İlerleyen zamanlarda da bu işler size kalacak. İnşallah. Düşünüyoruz, planlarımız var. Gelecek süreçte hayata geçireceğiz inşallah. Birazcık çünkü çıta yüksek değil mi? Bundan sonra artık nasıl bir yol izlememiz gerekli? Artık bilmiyorum nasıl olacak. Evet, FEBİAT üyeleri, başkanları duydunuz. Çok çalışmamız lazım. Evet, ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler, FEBİAT üyelerimizle sohbetimiz devam ediyor. Yine yanımızda bir üyemiz var. Bu akşam iki özel konumuz var. Harun Erdanay ve Tuncay Şanlı. Bu konudaki organizasyonla ilgili duygu ve düşüncelerinizi almak istedim. Vallahi bu tarz organizasyonlar sürekli olarak güzel bir alışkanlık haline gelmiş oldu. Bizi heyecanlandıran organizasyonlar. Bu organizasyonların aslında devamını da bekliyoruz. Yönetim olarak da çok güzel organizasyonlar yapılıyor. Katılımdan da gayet memnun oluyoruz. İnşallah devam eder diyelim. Buranın enerjisi çok güzel. Enerjisine inanıyoruz. Bu kuruma inanıyorum. İnşallah güzel şeylerin olacağını düşünüyorum. O zaman devamıyla ilgili mesaj yönetime iletildi herhalde buradan.
İnşallah diyelim. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenler, yanımda Fenerbahçe'nin iki güzel hanımefendisi var. Ben tabii tam ortada şanslıyım. Bir tane sağımda, bir tane solumda. Sizi tanıyabilir miyiz? Ecem Sahangül ben. Endüstri mühendisiyim. Anne karnından beri Fenerbahçeliyim. Evet. Evet, bu yola gönül vermiş bir Fenerbahçeli. Taraftarım ben de. O zaman anne karnından deyince anneye buraya döndük. Ama böyle yayına bakınca da abla kardeş falan böyle çok çok anne gibi durmuyorum. Size duygularınızı alabilir miyim? Ben aslında eşimle evlenmeden önce bir Beşiktaşlı olarak. Öyle mi? Evet, Beşiktaşlı olarak beni eşim kandırdı ve ben ve fanatik bir şekilde Fenerbahçeliyim şu anda. Çocuklarım. Evet, Fenerbahçe çıkışlıyım. Şimdi evet. Fenerbahçe çıkışlı, Beşiktaşlı ama doğru yolu eşinize buldunuz. Aynen öyle oldu. Peki, iyi ki buldunuz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.